Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2020 gelecek videosunda daha birlikteyiz. Ee, bu seriyi çok sevdiniz biliyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Ee, 300 senedeyiz arkadaşlar. Artık e, 300 seneye geldik. E, bundan sonraki e, bölüme geçelim mi? Yani 350 senenin de videosunu yapalım mı diye eskiden e, bunların anketini yapıyordum biliyorsunuz. 350 senenin videosunu istiyorsanız eğer bu video 100 like... Aldığında 100 like ve üstü diyelim. Like aldığında 350 senede Türk futboluna neler olmuş videosunu yayınlayacağım arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Bir hatırlatma yapayım. Yine soranlar var. Biliyorsunuz ki uzun bir süre işlerimden dolayı videolara ara vermiştim. Bu arada da Twitter ve Instagram hesaplarımdan... Bana soran arkadaşlar oluyor grafik paketlerini e, nereden indirebilirim linki e, var mıdır yamalar soruluyor bir sürü yama soruluyor alt linklerim falan la, yamaları soruluyor bunların hepsi e, discord kanalında bulunuyor zaten bilen arkadaşlar biliyorlar discord grubumu e, linki de açıklamalar kısmında mevcut e, Orada bütün linkleri, bütün yamaların linklerini bulabilirsiniz. Eğer istediğiniz bir yama ya da bir e, paket linki varsa da orada belirtin. Bulabilirsem eğer sağlam link, e, onu da Sizlerle Discord grubumda zaten paylaşıyorum. Sorularınız olur. Fm ile ilgili. Ya da takıldığınız bir yer olur. Onların sorularını sorabilirsiniz. Orada arkadaşlar da çok çok yardımcı oluyorlar. Kendi kariyerlerinizle ilgili konuları tartışabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Ya da kendi kariyerlerinizi paylaşabilirsiniz. Bulduğunuz iyi oyuncuları paylaşabilirsiniz. Orada çok güzel Discord kanalında çok güzel bir ortam var. Sizleri de Aramıza bekliyoruz. Dediğim gibi açıklamalar kısmında Discord kanalının linki var. Tabii ki e, Twitter ve Instagram hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki oyun e, FM 2020 e, çekilişleri yapıyorum. O çekilişleri de Instagram ve Twitter hesaplarımdan yapıyorum. E, FM20 ile ilgili yaptım. Artık bundan sonra belki bir tane daha FM20 yapabilirim. E, bundan sonra da FM2021 e, çekilişleri de olacak. Onları da Instagram ve Twitter hesaplarımdan sizler, sizlere duyuruyorum arkadaşlar. E, ve artık 300 senede bakalım Türk futbolunda neler olmuş. Bir onlara bakalım. Türk e, Süper Lig'de birinci ligde ikinci ligde neler olmuş e, aklımda birkaç takım var Onlar neler yapmış neredeler e, hangi ligdeler onlara bakacağız arkadaşlar Avrupa Şampiyonlar Ligi e, Euro League Euro Lig 2 gibi e, turnuvalarda e, Türk takımlarımız şampiyon olabilmiş mi ya da ikinci olabilmişler mi? Ona bakacağız. Türkiye milli takımı nerelere kadar gelmiş? Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğumuz var mı? İkinciliğimiz, üçüncülüğümüz var mı? Ee, onlara bakacağız arkadaşlar. Ve artık başlayalım. Süper Lig'den başlayalım. Bakın Süper Lig'de e, son 50 senede neler olmuş? 2269 sanırım. Buradan itibaren bakalım. E, Trabzonspor 2269 ve 70 senelerinde Trabzonspor şampiyon olmuş. Sonra Alanyaspor, Trabzon, Göztepe, Fenerbahçe 3 sene üst üste Trabzonspor ve 4 sene üst üste Fenerbahçe şampiyon olmuş. Sonra Alanyaspor şampiyon olmuş Süper Lig'de. Daha sonra bayağı bir Fenerbahçe olmuş. Yani şöyle bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sezon e, ee, Süper Lig şampiyonu olmuş Fenerbahçe arkadaşlar. Daha sonra yine Alanya Spor şampiyonu olmuş. Sonra Fenerbahçe. Sonra Osmanlı Spor bir Türkiye e, Süper Lig şampiyonluğu yaşamış. 2298-99 sezonunda. Sonra Alanya Spor 3 sezon üst üste şampiyon olmuş. Sonra Osmanlı Spor şampiyon olmuş. Daha sonra 2, 4, 6 sezon e, Galatasaray şampiyon olmuş arkadaşlar. Daha sonra iki sezon Fenerbahçe, Galatasaray, Alanya, Beşiktaş ve e, son 4 sezonunda şampiyonu Galatasaray arkadaşlar. E, bakalım şöyle Galatasaray'dan bir başlayalım bakalım. E, genel olarak neler var sizlere söyleyebileceğim. Şöyle tesisler anlamında ne durumda ona da bakacağım. Ama ee, şöyle gözümüze çarpacak bir şey var mı? İsim değişmemiş. Ee, stadyumda herhangi bir isim değişikliği yok. Bakalım ee, şöyle tesisler anlamında ne durumdalar? Antrenman tesisleri 26 altyapı tesisleri 20, altyapı, altyapı antrenörlüğü 18, altyapı oyuncu alım sistemi 19, kurumsal ağırlama 20. İyi. Ee, bayağı iyi bir e, tesisleşme var e, Galatasaray'da çok da iyi durumda Bence e, şimdi bakalım şampiyonluklar Türkiye Süper Lig şampiyonluğu e, 300 e, senede e, toplam 67 şampiyonluğu var Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda 56 kez kazanmışlar e, Avrupa Kupası şampiyonluğu iki kere var bir 2000 senesinde bir de 2079 senesinde. Avrupa Süper Kupası şampiyonlukları 2000 senesinde ve 2079 senesinde. Avrupa Kupası 2. Kupası şampiyonlukları 2068 ve 2141 senelerinde olmuş. Türkiye Süper Kupası da 56 kez şampiyonluğu elde etmiş Galatasaray arkadaşlar. Şöyle bir şeye de bakmak istiyorum. Menajerler kısmına da bir bakmak istiyorum çünkü bayağı bir şampiyon olmuşlar biliyorsunuz ki şöyle geçici menajerleri şöyle bir gizleyelim 2259 72 şöyle bir bakalım şurada bir şampiyon var Salim Mansız diye bir hoca iki yıl takım başında kalmış Türkiye Kupası kazandırmış. Daha sonra Engin Öz bir yıl takımın başına kalmış Türkiye Kupası gelmiş. E, Soner Öz 5 e, tane kupa var. Türkiye Süper Kupası, Türkiye Süper Kupası. 5 tane Türkiye Süper Kupası var ve en sonunda Mehmet Turhan 7 yılda takımın başında 6 kez Süper Lig kupası kazandırmış. 4 tane de kupa var. Türkiye Süper Kupası var. E, arkadaşlar Galatasaray'da. Şimdi dönelim Beşiktaş'a. Beşiktaş neler yapmış, tesisleşme anlamında neler, neler gelişmiş. 19, 19, 17, 19 ve 20 ee, iyi bence. Ee, antrenman tesisleri, altyapı tesisleri iyi. Ee, iyi i̇yi de oyuncular yetiştiriyordur. Dünya çapında şu an itibarı. E, ee, Galatasaray neydi ona bakmadım. Ee, onun da dünya çapında. Türkiye Süper Lig 17. Şu an Popülerlik olarak 17. durumdalar. Şimdi Beşiktaş'a geri dönelim. Tesislere bir baktık. Şurada bir kupalara bir bakalım. Şampiyonluk kupaları, Türkiye Süper Lig şampiyonluk kupaları 76 tane şampiyonluk kupası var. Türkiye Süper Liginde Beşiktaş'ın. Türkiye kupası 53 tane var. Avrupa Kupası 2102'de kazanmışlar şampiyonluklarını bir tane var. Avrupa Süper Kupası ikincilikleri var. Avrupa Kupası 2 e, bu Avrupa 2. Kupası şampiyonluğu iki tane var. Türkiye Süper Kupası e, şampiyonlukları da 68 tane var arkadaşlar. Şöyle menajerlere gelelim. Bakalım kimler ne kazandırmış. Hangi hocalar... Şöyle başlayalım bakalım. Şurada bir hoca var. Samet Bodur. Türkiye Kupası iki tane. Daha sonra Şavyer. Türkiye Kupası bir tane. Abdülkadir Şipşek bir tane. Türkiye Kupası. Salih Uzun bir Türkiye Süper Kupası. Bir tane Türkiye, Süper, Türkiye Süper Lig Kupası. Şampiyonluk elde ettirmiş Beşiktaş'a. Gelelim Trabzonspor'a. Trabzonspor e, bakalım kaç tane şampiyonlukları var. Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yok ikincilikleri var. Türkiye Süper Ligi şampiyonlukları 65 tane şampiyonlukları var. Türkiye Kupası 55 kere kazanmışlar. Avrupa Kupası ikincilikleri var 4 kez. Avrupa 2. Kupası 3 kez kazanmışlar. Türkiye Süper Kupası'nda 60 e, 71 kere kazanmışlar. Bakalım menajerler en değerli menajerleri şimdiye kadar ki. E, Coşkun Hoca var. Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Süper Kupası kazandırmış. Daha sonra Della e, diye bir hocaları var. 3 kez Türkiye Süper Ligi e, kazandırmış ve iki kere de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu elde ettirmiş. Benjamin hocaları Türkiye Süper Kupası kazandırmış. Metan Demir iki kez Türkiye Kupası sanırım. Türkiye Süper Kupası ve Türkiye Kupası. Tolga Barlas Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandırmış. Mehmet Ökken, Ökten Türkiye Kupası kazandırmış bir kez. Federico iki kupa var. Türkiye Süper Kupası ve Türkiye Kupası. Trabzon'da da durumlar bu şekilde arkadaşlar. şimdi Sakarya ilk dördünün içine girmiş. Bakalım ne yapmış Sakarya? Süper Lig'de bir herhangi bir şampiyonlukları var mı? Türkiye Süper Lig'inde şampiyonlukları yok. Türkiye Kupası'nı 9 kez kazanmışlar. Türkiye 1. Lig'ini de 13 kez kazanmışlar arkadaşlar. Türkiye Süper Kupa'sı şampiyonlukları 2 kez var. Şöyle bakalım. Menajerler Biraz daha gidelim, gidelim, gidelim. Şurada bir, itibaren bir bakalım. metan Demir, Türkiye Kupası bir kere kazandırmış. Daha sonra Celal Günaydın, Türkiye Kupası bir kez. Yusuf e, Gündoğdu, bir kez Türkiye Kupası. Ümit Yılmaz, bir kez Türkiye Kupası. E, Damon, Türkiye Kupası bir kez. Mehmet Gündoğdu yine Türkiye Kupası. Bir tane Hüseyin Fındıkçı. Türkiye Süper Kupası bir kez arkadaşlar. Ee, Sakarya Spor'da da. Daha sonra Osmanlıspora bir gelelim. Ligde herhangi bir e, şampiyonlukları var mı ki? Var. Şampiyonluk Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonlukları iki kez. Türkiye Kupası 13 kez şampiyonlukları var. Türkiye 1. Ligi 11 kez. Türkiye Süper Kupası'nda 6 kez kazanmışlar. E, menajerlere bir bakalım. Şöyle şuraya kadar geldik. Serdar Bayraktar, Türkiye Kupası kazanılmış bir kez. İsa bir kez Türkiye Kupası. E, Uğur Özkul Türkiye Kupası bir kez. Üç tane de diğer kupalardan var. Türkiye Kupası, Süper Kupa, Türkiye Kupası. Barış Uyar bir Türkiye Süper Ligi, bir tane Türkiye Süper Kupası ve Kemal Tosun Türkiye Kupası. Sanırım iki tane Türkiye Kupası var Osmanlı Spor'da Kemal Hoca'nın da. Fenerbahçe'ye gelelim. 6. olmuş en son sezon. Şöyle bir lige bir bakalım. Türkiye Süper Ligi şampiyonlukları 81 tane var Fenerbahçe'nin. Türkiye Kupası 50 kez kazanmışlar. Ee, Avrupa 2. Kupası'nda 4 kez kazanmışlar Türkiye Süper Kupası'nda 54 kez kazanmışlar arkadaşlar Şöyle şeyde de unuttum Tesislere bakmaya Trabzon'a bakacağım ee, Ve diğerlerine Unuttuklarıma Antrenman testleri 17, 18, 16, 19, 20 İyi aslında Biraz daha gelişmesi lazım Galatasaray'ın çok daha iyiydi Fenerbahçe'ye biraz daha geliştirirse çok daha iyi olur Altıpe antrenörleri 16'da kalmış mesela Şöyle menajerlere bir bakalım Ondan sonra diğer bakmadığımız e, takımlara bir e, bakacağız. Şurada Levent Yavuz diye bir hoca e, emekli mi olmuş? Evet emekli olmuş. Ve şöyle söyleyeyim 20 sene takımın başında kalmış. Sonunda menajerlikten emekli olmuş. Zaten emekliliğini de Fenerbahçe'de yapmış. 17 kez Türkiye Süper Ligini kazanmış. 19 tane de kupa var. Bu kupalarda Türkiye Kupası, Türkiye Süper Kupası olarak gidiyor 20 sene Fenerbahçe'nin başında kalmak gerçekten başarı ve bu kadar da kupa kazandırmak. Paul diye bir hoca gelmiş ondan sonra 3 kez Türkiye Süper Kupası'nı kazandırmış. Ve Türkiye Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nı kazandırmış. Türkiye Süper Lig Kupası da 3 tane. Daha sonra gelen Cesus Türkiye Kupası kazandırmış. Sonra Filipe, iki Türkiye Süper Ligi, bir Türkiye Kupası. Ferdi Şahin, Türkiye Süper Ligi, e, Kupası kazandırmış Fenerbahçe'ye. Şöyle unuttuğumuz takımlara da bir bakalım tesislerine. Trabzonspor bayağı gelişmiş gördüğünüz gibi. Sakarya Spor'a bir bakalım. O da bayağı geliştirmiş gördüğünüz gibi tesislerine. Osmanlı Spor'a hemen bir bakıyoruz. O da bayağı iyi geliştirmiş gördüğünüz gibi tesisleri. E, Alanya Spor'un şampiyonlukları vardı biliyorsunuz ki. Şöyle tesisleşmeye bir bakalım. Bayağı iyi Alanya Spor'un e, Şöyle bir kupalarına bir bakalım. Türkiye Süper Ligi 18 kez kazanmış. Türkiye Kupası'nı 13 kez kazanmışlar. Avrupa Kupası'nı 2 kez kazanmışlar. Avrupa Süper Kupasında. da İki kere ikincilikleri var. Türkiye Birinci Ligi şampiyonlukları da beş tane arkadaşlar. Bakalım hangi hocalar neler e, kaç tane kupa kazandırmış. E, Alanya Spor'a. Şöyle biraz daha gelelim. Şöyle başlayalım. Bruno Türkiye Süper Kupası bir e, Türkiye Süper Lig Kupası bir tane. Caner Ataş bir Süper Lig kupası, bir tane de Süper Kupa. Türkiye Süper Kupası. Engin Kaya 3 kez Türkiye Süper Ligi. 2 kez de başka Türkiye Süper Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları var. Bora Aktaş Türkiye Kupası. Hakan Tekin Türkiye Süper Ligi. Aykut Yılmaz Türkiye Kupası sanırım 2 tane mi? Bir de Süper Kupa kazandırmış. E, Alanya Spor'daki durumlarda. Bu arkadaşlar Samsun Spor'a geliyorum. Samsun Spor tesisleri iyi. Gayet iyi. Çok çok iyi. Ee, daha da iyi olurlarsa zaten ilk 5'e oynayacaklardır. Türkiye Süper Ligi 3. var. Şampiyonlukları yok. Türkiye Kupası 2 kez kazanmışlar. Türkiye 1. Lig şampiyonlukları da 14 kez arkadaşlar. Ee, şöyle menajerlere bir bakalım. Neler olmuş? 2000 şu şuralardan başlayalım bakalım. Volkan Hoca Türkiye birincilik şampiyonluğu var. Ferdi Şahin yine birincilik şampiyonluğu. Kemal e, Hoca Türkiye Kupası ve Salim Turan Türkiye Süper Kupası kazandırmış Samsun Spor'a. Eskişehir'e gelelim bakalım tesis olarak ne durumdalar. Bayağı geliştirmişler gördüğünüz gibi. Ee, Kupalara bir bakalım. Ee, Süper Lig'de şampiyonluk yok. Türkiye kupasındaki şampiyonlukları var. Türkiye Ligi'nde 20 şampiyonlukları var. Türkiye Süper Kupası bir kere şampiyon olmuşlar. Ee, şöyle göze çarpan herhangi bir şey var mı? Artık ona bir bakayım. Şöyle yıllarca kalan hocalar var mı? Zaten söyledim kaç tane. E, kupaları olduğunu Gazi Antep Futbol Kulübü tesisleri gördüğünüz gibi Altyapı Antonovlu biraz geliştirmeleri lazım. E, kupaları bir bakalım. Türkiye Süper Ligi şampiyonlukları bir kez. 2045'te Türkiye Kupası şampiyonlukları 5 kez. Türkiye 1. Lig kupaları da 12 kez. Türkiye Süper Kupası'nda 2 kez kazanmışlar. Menajerlere bakmayacağım. E, artık bu takımlarda çok şey yok çünkü kazanılmış. Şöyle tesislere bir bakalım. Konya Spor'un, Konya Spor'un tesisleri gayet iyi. Şöyle lig kupalarına bir bakalım. Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonlukları yok. Türkiye Kupası'nda 9 şampiyonlukları var. Türkiye 1. Ligi'nde 14 kez şampiyonlukları var. Arpa 2. Kupası'nda bir kez ikinci olmuşlar 2043'te. Türkiye Süper Kupası'nda 6 kez kazanmış. Konya Spor. Başakşehir'e bakalım. Başakşehir'in e, tesisleri gördüğünüz gibi bayağı gelişmiş. İyi de oyuncu yetiştiriyorlardır. Kupalara bir bakalım. E, Türkiye Süper Ligi şampiyonlukları burada yok. E, Türkiye Kupası şampiyonlukları 7 kez var. Türkiye Birincilik şampiyonlukları 14 kez. Avrupa e, 2. Kupası'nda 2 kez ikincikleri var. Türkiye Süper Kupası'nda 3 kez kazanmışlar. E, Başakşehir olarak Antalya Spor'un tesislerine hemen bir bakalım. Bu şekilde Antalya Spor'un tesisleri fena değil. Biraz daha gelişebilirler. Ee, şöyle kupalara bir bakalım. Türkiye Kupası şampiyonlukları 2 kez. Türkiye Birincilik şampiyonlukları 20 kez. Türkiye Süper Kupası'nda şampiyonlukları yok. Yani e, şu an Süper Lig'de orta sıralarda olan takımların ve aşağıya doğru iniyoruz. E, orta sıradaki takımların altyapı tesisleri falan iyi. Tesisleri iyi genel anlamda. Bakalım Göztepe'de tesisler ne durumda. Onlar da bayağı iyi. Yani alttaki takımların bile tesisleri çok çok iyi. Şöyle bir kupalara bir bakalım. Türkiye Süper Ligi kupası 11 kez şampiyonlukları var. Süper Lig'de. Türkiye Kupası 18 kez kazanmışlar. Birinci Ligi 9 kez kazanmışlar. Avrupa 2. Kupası'nı 1 kez kazanmışlar. 2143'te bir kere de 2160'ta ikinci olmuşlar. Türkiye Kupası'nı 12 kez kazanmışlar ee, Göztepe. Arkadaşlar şimdi Göztepe Kayseri'ye bir bakalım. Kayseri Spor'a. Tesisler anlamında gelişmeleri lazım. Ee, şöyle bir bakalım şampiyonlukları var mı? Türkiye Kupası şampiyonlukları bir kez. Türkiye Birincilik şampiyonlukları sekiz kez. Türkiye Süper Kupası'nda da bir kez ikinci olmuşlar. Şimdi İdman Yurdu 1925 Spor. Tesislere bir bakalım. Antrenman tesisleri falan bayağı iyi. Gördüğünüz gibi çok çok iyi. Altyapıdan oyuncu yetiştiriyorlardır. Ee, şampiyonlukları, kupaları bir bakalım. Birincilikte üç kez şampiyonlukları var. Başka da yok. İkincilikte bir şampiyonlukları var arkadaşlar. Daha sonra Gaziantep e, Ankas Spor. Artık bu sene düşmüşler ama altyapılarını görüyor. Yani altyapı testleri, antrenman testleri ve diğer e, sistemler bayağı gelişmiş durumda. E, kupalara bir bakalım. Türkiye kupası bir kez şampiyon olmuşlar. Birincilikte de beş kez şampiyon olmuşlar ve Yeni Malatya Spor. Bakalım tesisler. Fena değil iyi. Bayağı üstünde. Ee, biraz daha gelişmeleri lazım yalnız bence. Türkiye Süper Lig şampiyonluğu 19 kez var Yeni Malatya'nın. Türkiye Kupası 14 kez kazanmışlar. Avrupa Kupası'nı bir kez, Avrupa Süper Kupası'nı bir kez kazanmışlar. Türkiye Birincilik şampiyonlukları 10 kez. Avrupa 2. Kupasında da bir kez kazanmışlar. Türkiye Süper Kupasında da 17 kez kazanmışlar. Bir şeyler doğru gitmiyor gibi yeni Malatya'da e, şu an çünkü çok çok iyi bir e, müzeleri var. Avrupa Kupası Şampiyonlukları, Avrupa Süper Kupası Şampiyonlukları baya baya e, şampiyonlukları var arkadaşlar. Şimdi e, bitirdik artık Süper Ligi. Şöyle birinci lig'e bir gelelim. Kimler şampiyon olmuş burada? Mesela şöyle başlayalım. Düzce Spor, Eskişehir Düzce, Ümraniye Düzce, Başakşehir Düzce Spor. Düzce Spor çok süper lige çıkmış, inmiş, bir daha çıkmış. Şampiyonlukları bayağı var. Gaziantep, Ankas, Ümraniye, Çal Belediye, Antalya, Eskişehir, Samsun, Yeni Malatya. Ben atlaya atlaya gidiyorum. İsterseniz videoyu durdurup bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Çerkezköy 1911 Doğan Spor Şampiyonlukları, Eskişehir yine Antalya, Adana Demirspor Ümraniye, İdman Yurdu 1925. Yeni Malatya geçen sene çıkmış, ondan sonra e, tekrardan düşmüş. E, burada Hatay Spor Sarıyer düşmüş, Balıkesir düşüp düşmeyeceği belli değil. E, son maça kaldı sanırım. Şöyle bakalım. Kırmızı grup. Türkiye ikincilik Kırmızı grupta neler var neler yok. Neler oluyor. Şimdi e, Akisar Kastamonu Karşıyaka yaka. Artık çıkmış gibi gözüküyor. Manisa Futbol Kulübü ve Bandırma Spor e, düşmüş. Sultan Gazi Spor e, daha belli değil. Buca mı düşecek artık? Kim düşecek? Bolu mu düşecek? E, bu düşmez sanırım ama belli olmaz bilmiyorum. Ee, şöyle buradaki şampiyonluklara bir bakalım. Şöyle Karabük 1074 Çankırı Sarıyer Menemen Boyabat 1868 Spor Boyabat Bol Vadin Belediye Erzurum Giresun Keçiören, Sivas. Sivas nerede ya Sivas Spor? Kırmızı grupta. Bakacağım şimdi daha tekrar Karşıyaka. yaka. Kırşehir, Sarıyer. Akisar Spor birinci lige çıkmış karşıya Belediye Erzurum Spor, Sivas Spor tanıdıklardan Ankara Demir, Buca Bolu, Bandırma ve Manisa'da düşüyor zaten. Şimdi bir de beyaz gruba bir bakalım. Sonra merak ettiğim iki takım var. Ee, hemen hemen her videoda bakıyorum yani. Onlara İstanbul Ankara Gücü burada beyaz demiş Fatih Karagümrük, Kasım Paşa, Gaziantep Spor, Denizli spor. Ee, Bu takımlar da ikincilik beyazda. Şöyle keçiören, İstanbul, Sivas, Sivas Belediye, Ankara Gücü, Akisar hep gidip gelmiş şu anki bildiğimiz takımlar eee Menemen Tuzla Spor Balıkesir. Şimdi Bursa Spor'u ben merak ediyorum. Hemen hemen her videoda da bakıyorum biliyorsunuz ki bakalım. Ne durumdalar? Türkiye Bölgesel Amatör Lig Grup 1. Deler, tesisler. Yani bundan önceki videoya bakarsanız Geliştiriyorlar kendilerini ama çok yavaş bir şekilde geliştiriyorlar. Ee, şöyle bakalım, süperlik bir kere 2010'da biliyoruz onu. Herhangi bir şampiyonluk göremedim. Ee, şöyle bulundukları gruba bir bakalım. Başka e, takım var mı bildiğimiz? Adana Spor şampiyon olmuş amatörde. Testlerini merak ettim. Fena değil. Yani bu şeye göre fena değil. Başka yok. Bir daha bakıyorum. Kocaeli var. Kocaeli Spor var. Çıkamamışlar. Devam edecekler burada. Testleri de Fena değil buraya göre. Bir e, Gençler Birliği görmedim. Gençler yanlış şeye bastım. Gençler Birliği Bakalım Onlarda da tesisler ne durumda. Altı bu testleri 14'te hiç şey yapmamışlar. E, bulundukları gruba bir bakalım. Türkiye 3. Lig Grup 1'deler. Ee, 1461 Trabzon. Burada. Bakalım tesislere. Altyapıya önem veriyorlar. Altyapı testleri 16. Ee, Gençler Birliği 9. bitirmiş bu sezonu. Büyük ihtimalle 9. falan bitirecek. Yani o aralarda bitirecek. Ee, 39 puanda. Ee, başka var mı? Yok. Hani bilindik herhangi bir takım Yok arkadaşlar. Şimdi bir e, Şampiyonlar Ligi'ne bir bakalım. Avrupa Şampiyonlar Liginde. Biraz önce takımları gösterdim ama e, şöyle geçmiş kazananlara bir bakalım. Burada neler varmış? 2060, 2269 senesinde Napoli ile şampiyonluk başlamış. Barcelona, Paris Saint Germain, Atletico, e, Dortmund, Moskova. Basel kazanmış. Roma. Mesela şu takım kazanmış. Romanya Ligi'nde. Dünya çapında da bir itibarı var. Tesis olarak e, iyi gibi. Yani 15 var. Altyapı testir. 12 falan. E, yani ama yine de e, kazanmışlar iyi bir şekilde. İyi de paraları var onun kadarıyla. Burada hani ne var? Tel Aviv var kazanan tesisleri gördüğünüz gibi daha sonra PSV, Spartak Moskov, Celtic Lasky e, diye okunuyor sanırım onlar da kazanmışlar tesisler bu şekilde gördüğünüz gibi e, Roma bu şekilde şimdi kazananlar ikinci Olarak bizden ikinci var mı? Şampiyonlar Ligi'nde finali kaybetmiş bir takım arıyorum ama yok maalesef. Avrupa Ligi ee, Şöyle yazayım. Euro Euro Cup Euro Cup'da bakalım bizde ne durumda durumlar kazananlar var mı? Bir de buradan teyit edelim. Şöyle, Rosenburg, Barcelona. Şu ana kadar göremedim. Hızlı geçiyorum. Ee, kaçırdıysam eğer bizden birisini, lütfen yorumlar kısmını da yazın. Şöyle devam edelim. Avrupa ligi şampiyonumuz yok gibi gözüküyor şu an. Ee, i̇kinci var mı? İkinci. Yok sanırım. İkinci de yok. Dediğim gibi varsa kaçırdıysam eğer o kadar çok şey var ki takım var ki kaçırdıysam lütfen yorumlar kısmına yazın. Ee, Euro Cup 2 Bir de Euro Cup 2'ye bir bakalım. Ee, burada bizden kazanan birileri var mı? Ee, Bazel ile başladık inter Makabi Vitor Pizzen şampiyonumuz yok. İkincimiz var mı son 50 senede? Trabzonspor ikinci olmuş. 2279-2277 sezonunda Olympiakos'a finalde kaybetmiş ve ikinci olmuş. Ve bu sadece Trabzon var arkadaşlar. Ee, şimdi Türkiye'ye bir bakalım. Milli takımımızda ee, neler yapmış? Dünya kupasında, Avrupa şampiyonasında neler yapmış? Şu anki ee, menajerimiz kim? Özellikleri nedir? Kaptanımız, en iyi oyuncumuz ee, ne durumda profilleri ne durumda potansiyel yetenekleri neymiş hangi takımdan e, çıkmış yetişmiş hangi takımlara gitmiş ne kadar e, transfer olduğu takıma ne kadar para kazandırmış ya da yetiştiği takıma ne kadar para kazandırmış golcü ise ne kadar gol atmış gibi şeylere şimdi bakacağız arkadaşlar. Şimdi e, milli takımımızın başında Hüseyin Özkan diye bir hoca var. Profili görüldüğü gibi bundan önceki menajerlik e, menajerlik olarak neler nereden yapmış mesela. 2297 sene Cizre Spor'da başlamış. Sonra Sivas Belediye, İdman Yurdu 1925, Karşıyaka, Samsun Spor, Rize Spor, Kayseri Spor. Sonra Türkiye'nin başına gelmiş. Şu an 55 yaşında gözüküyor. Şöyle bir bakalım. 136 potansiyel yeteneği var. Mevcut yeteneği 134 e, hocanın. Kaptanımız Gökhan Özer. E, o da bir kaleci. Bakalım hangi, nereden yetişmiş? Balıkesir Spor'dan yetişmiş bir oyuncu. E, ve hemen oynatmaya başlamışlar zaten gördüğünüz gibi. Düzce Spor'a 1 milyon euroya transfer oluyor. 4 sezon Düzce Spor'da oynadıktan sonra bedelsiz bir şekilde Liverpool'a transfer oluyor. Şu an 16.5 milyon milyon euro değerinde bir e, değeri var. Bakalım bir 144 potansiyel yeteneği var. Mevcut yeteneği 124 şu anda arkadaşlar oyuncunun. İkinci kaptan Uğur Sivrikaya. E, oyuncu defans oyuncusu aynı zamanda Solbek, Barcelona'da oynuyor. Bakalım nereden yetişmiş. Trabzonspor, Rizaspor altyapısından yetişmiş. 2.2 milyon euroya Trabzonspor'a transfer olmuş. 4 sezon sonra Barcelona'ya 36.5 milyon euroya transfer olmuş. Ee, bakalım 140 potansiyel yeteneği var. Mevcut yeteninde 134 arkadaşlar. Kilit oyuncumuz Asım Keskin. Bir forvet oyuncusu. 17 yaşında daha. Profili gördüğünüz gibi çok çok iyi. Bakalım nereden yetişmiş. Göztepe'de altyapısından yetişmiş. Ee, i̇kinci sezonda 5 sez maç oynatmışlar. Golü asisti yok. Daha sonra ikinci, üçüncü sezonunda 24 maçta 4 gol 4 asist. Ve son sezonunda 23 maçta 3 gol 2 asist yapmış. Ee, bakalım potansiyel yeteni 185, mevcut yeteni 157. Ee, şu anda bir takımla anlaşmış sanırım. Ee, Hırvatistan'da bir takımla anlaşmış. Hajduk diye bir takımda Dünya çapında e, bir itibarı var. Tesislerinde durumda fena değil. E, Birincilikte de bu sene şampiyonlukları var mı? Var. Yani bayağı var yani. Araya birileri girmiş mi? Yok. E, i̇yi de bir oyuncuyu almış oldular. Askım, Asım Keskin'i e, transfer etmişler arkadaşlar. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na bir bakalım. Avrupa Şampiyonu. Avrupa Futbol Şampiyonası. Burada şampiyonluğumuz var mı? 2268'den itibaren bakalım. Fransa şampiyon olmuş. İspanya İspanya, İspanya, İspanya. 2292'de finalde Portekizle karşılaşmışız. Yenilmişiz ve ikinci olmuşuz. Daha sonra İngiltere, İspanya, İspanya yine İspanya, İspanya bayağı şampiyon olmuş. Bizde şampiyonluk yok maalesef. Şimdi bir bakalım Dünya Kupası'na. Dünya Kupası'nda 2069, 2269, 2270. Fransa şampiyon olmuş. Bizde ikincilik, üçüncülük de yok. Ee, şöyle bakalım. 2298'de Şili ile final oynamışız Dünya Kupası'nda. Şili bizi yenmiş, ikinci olmuşuz. Ee, yine üçüncü Amerika olmuş. Daha sonradan da herhangi bir şey. Bizim burada hiç şampiyonumuz yok mu ya? Var da. Onlar vardır da ona değil. yok, hiç yok. Hiç şampiyonluğumuz yok ya. 300 sene geçirdik. Ee, hiç dünya kupası şampiyonluğumuz yok arkadaşlar. Maalesef. Maalesef ki bu şekilde. Ee, 300 seneyi de böylece bitirmiş olduk. Ee, dediğim gibi bundan sonra 350 Seneyi istiyorsanız eğer 350 sene sonra Türkiye e, neler yapmış, Türkiye'deki e, takımlar neler yapmış, Türk futbolunda neler olmuş 350 senede e, bu videoyu istiyorsanız dediğim gibi e, beğeniler 100 ve üzeri olması lazım. Like atmayı unutmayın o yüzden eğer ki bundan sonraki seriyi istiyorsanız 350 sen, e, senede Türk futbolunda neler olmuş e, videosunu istiyorsanız like atmayı unutmayın. 100 like ve üstü olduğunda e, bu serinin e, devam videosu olarak 350 senede Türk futbolunda neler olmuş onu videosunu yayınlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi e, likelamayı unutmayın videoyu eğer Beğendiyseniz ve devamını istiyorsanız ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Hepinize bol başarılı FM'ler.